pandemi Azerbaycan Alman bilgiye göre şurada deprem oldu. Şurada da deprem oldu. İşte bir oradan geliyordu. Bu hafta da deprem haftası. Bunu biliyorsunuz. Mart ayının ilk haftası deprem haftasıdır. Kirdağ Belediyesi işbirliğiyle şu anda Çorlu'dayız bugün. Ne yapacağız arkamdaki tırda biliyor musunuz? Fikriniz var mı? Deprem anı yaşatacağız sizlere. İçeride birçok eşya sabitle, evinizde olması gerekenler de böyle. Deprem öncesinde de önlemler almamız gerekiyor biliyorsunuz. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Her an depremle karşılaşabiliriz. Türkiye'nin neresinde olursak olalım. İşte Kirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İletişim Dairesi Başkanlığı, ayrıca Kuzey Marmara Bölge Müdürlüğü, Afet Yönetimi, Çorlu Şubesi, Kızılay Şubesi ile beraber yürüttüğümüz deprem tırı konteynerlarıyla öğrencilerimize deprem anını uygulamış şekilde yaşatıyor ve öğretiyoruz. Yanımızda sınıf öğretmenimiz var. Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyim? Ben sınıf öğretmeni Çiğdem Çeken, 32 yıllık öğretmenim. Böyle bir deneyim bizim okulumuza, öğrencilerimize verildiği için çocuklarımı şanslı hissediyorum. Yani. Faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki. Yani depremin yeri ve zamanı belli değil. Evet. Ama yine de bunu hissetmeleri, yaşamaları. Ha belki onlara oyun gibi geldi ama yine de bilmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Evet, deprem anında neler yapacağını öğrendiler bu arada uygulama olarak. Zaten bunu tatbikat olarak yapıyoruz ama yine de bu şekilde görmeleri daha bir faydalı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İklerimiz devam ediyor. Evet, Türk Kızılay'ın haberleşme aracının yanındayız. Evet, yanımızda değerli yöneticilerimiz var. Efendim, sizi kısaca tanımak istiyorum. Merhaba, ben Selime Dodurk'tayım. Türk Kızılay Çorlu Şube Başkanıyım. Bugün burada depreme bir farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenliyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizle beraber. Bize yardımcı olan bölgemizden de Kuzey Marmara Bölge Afet Müdürlüğümüz de yanımızda. Arkamızda gördüğümüz araç onlara ait araç. Böyle bir şeye neden gereksinim duyduk. Aslında belki bugünden sonra tekrar yine normal yaşantımıza döneceğiz ama istiyoruz ki insanlar ya da çocuklara yönelim istedik. Çocuklar evlerine gidince bugün burada simülasyon aracında yaşadıklarını mutlaka aileleriyle paylaşacaklar. Belki bir aile, belki iki aile işte burada gördüğü şeyleri aynısını uygulamaya çalışacak. Bu da bir farkındalıktır diye düşünüyoruz. Aynen elimizden ne geliyorsa bugün Türk Kızılay olarak her zaman yardımlar yapıyoruz ama bugün de bir eğitime katkıda bulunmak için buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Alemiz falan.